Yenildim baba. Bu defa en dipteyim. Gözün aydın. Ben demiştim de. Bağır, çağır, kız. Hiçbir umurumda değil. Umurumda olan tek şey... anneme çekmenin kötü bir şey olmadığını sana kanıtlayamadım ben. Kemal, ne yapıyorsun burada? Bütün şirkette seni aradım. Kanallarla konuştum. Mahkeme kararıyla çıkmak üzere. Onu söylemek için gelmiştim. Şimdi kurgucularla konuşacağım. Bu yaptıklarının bedelini ödeyecekler. Asıl meselem onlarla zaten. Ben de konuştum kurgucularla. Hiçbir kayıtta yazın yüzü yok dediler bana Aslı. Bunu kim niye yaptı ya? Kemal, bunu düşünmesen mi artık? Bunu düşündürmek sana hiçbir şey kazandırmayacak. Bak böyle şeylerden geriye bakarak çıkamayız. Olan oldu artık. En iyisi. İyisiyle kötüsüyle olayı kabul et. Verdiğimiz yeni kararlarla hedefe ilerleyeceğiz. Bu defa durum farklı Aslı. Yaz vazgeçti. Tamam. Alırız karşımıza anlatırız. İlla ki anlayacaktır. Yüzüme kapıyı kapadı biliyor musun? Telefonlarıma çıkmıyor. Yüzümü görmek dahi istemiyor. Ne konuşacağım ben? Hı? Ne söyleyeceğim onu? Kemal. Bak Yaz benim de arkadaşım. Ben Yaz'ı çok seviyorum. Ama şu an önceliğimiz şirket olmalı. Bu kadar çalışanımız işsiz kalacak. Sıkma için. Hadi gel bir şeyler yiyelim. Modumuz değişsin biraz. Belki yarın yeni bir fikirle uyanırsın. Bak lütfen kapıda basın falan istemiyorum. Kontrol ettiniz yani magazinci yok. Peki tamam. Ya bu konuda hassas olduğunuzu biliyorum. Özellikle... Dur. Olur mu? Ay Kemal ne oluyor? Şarkının diğerlerinden hiçbir farkı yok ki. Daha önce yazdığım şarkılar gibi. O da normal bir şarkı işte. Değil. Ben biliyorum. Şu şarkıyı da biliyorum. Daha önceki şarkılarını da biliyorum. Murat o şarkıyı bak. Yaz. Niye açmıyorsun telefonlarımı? Yaz. İzin ver bir anlatayım lütfen. Sen mi çağırdın onu buraya? Ya asla biz konuşmadık bile. Hayır. Onunla alakası yok Yaz. Lütfen beni bir dinle. İzin ver ne olur. Defneciğim tatlım şu an hiç sırası değil ben seni arayacağım. Aslı kapatma dur. Klipte bize komplo kurmuşlar. Ve biz kim olduğunu bulduk. Sinan. Senin arkadaşın Sinan. Pardon da ben sizinle konuşmaya mecbur değilim Kemal Bey. Arkadaşlar biraz sakin mi olsun? Bakın herkes bize bakıyor. Bak bu yaptığın hiç profesyonelce değil Yaz. O klibin bizimle bir alakası yok. Yemin ederim. Ne anlatıyorsunuz ya? Ben profesyonel olduğumu söyledim mi? Aslı. Aslı bunun bizle alakası olmadığını lütfen söyler misin? Defneciğim bak emin olmadan kimseye bir şey söyleme. Bu konuyu konuşacağız. Ne oldu ya? Yaz, tatlım bak gerçekten. Aslı, sakın. Sakın bunlara uyup bizim arkadaşlığımızı mahvetme olur mu? Tut Yaz, şunu. Yaz, dinler misin? Yaz, ya, nereye konuşacaktık? Şey Yaz. Kemal Bey peşimden gelmeyin. Her geldiğinizde başıma dert açıyorsun. Yaz, dinlemen lazım. Abla onu ben bak, alabilir miyim ya? Ne yapıyor, yapıyor? Herkesin içinde ne yapıyor bunlar? Biraz daha şansınızı zorlarsanız... Yeni krizimize hazır mısın? Her geldiğinizde başıma dert tamam, açıyorsun. Tamam, iki saniye konuşalım Yaz. Nereye gidiyorsun? Yaz, nereye gidiyorsun? Yaz bak biri komplo kurmuş. Niye inanmıyorsun? İzlettim sana bütün klibi. Alakası yok. Niye beni suçluyorsun yoktan yere? Çünkü
Çünkü sorumlusuz sizsiniz Kemal Bey. Kim bilir hangi kızın canını yaktınız da benden çıkarıyor oyuncunu. Yaz, ne alakası var ya? Lütfen bak, beni bile peşinde koşturuyorsun şu an. Yaz. Beni bile mi? Beni bile mi? Aa Yaz. Aa, evet, klipteki ablam. Kemal Bey pardon da siz kendinizi ne zannediyorsunuz acaba? Hı? Benim tanıdığım bir tane Kemal vardı. O da çok iyi bir insandı. Ve onun siz olmadığınıza dair kalıbımı basarım. Çekilin önümden. Yaz lütfen bir dinle. Bak ben seni gizledim. İstesem yayınlardım. O klibi niye yayınlamıyorum? Çünkü sana söz verdim ben. Anlıyorum seni Yaz. Ailenden dolayı problem var biliyorum. Ama gideyim konuşayım annenlerle. İkna edeyim onları lütfen. Yaz'ın bundan sonra hiçbir şeye ihtiyacı yok. Başka bir iş yapmasına gerek yok diyeyim. Çok para kazanacak diyeyim. Olmaz mı? Para. Ha şu bildiğimiz böyle harcanan paradan bahsediyoruz değil mi? Kemal Bey siz benim annemi parayla kandırabileceğini mi zannediyorsunuz? Herkes rahat bir yaşam yaşayıp çok para kazanmak ister Yaz. Benim annemin zaten çok parası var. Onun derdi de bu. Beni o paranın başına geçirmek. Bu işlerden anlamaz. Niye anlamıyorsun? Anlıyorum. Anlıyorum seni. Ben sana söz vermedim mi? Hı? Bizi çok sevecekler demedim mi? Sevdiler de Yaz. Bak gerçekten herkes bizi konuşuyor şu an. Lütfen niye şimdi vazgeçiyorsun? Kimse bizi sevmedi. Sevdiler. Ben görüyorum. Aptal değilim. Okudum yorumları. Hepsi çok kötü. Ben sadece aileme, akrabalarıma değil tüm Türkiye'ye rezil oldum sizin yüzünüzden. Kimseye rezil olmanı sevdiler bana inan. Gerçekten sevdiler. Bir iki yoruma bakma lütfen. Şey ben sizi çok seviyorum da sizinle birlikte fotoğraf çekilebilir miyiz? Tabii canım gel. Kemal Bey fotoğraf çekinebilir miyiz? Ne demiştim ben sana? Hı? Şahane. Çok teşekkür ederim. Fotoğraf çekilebilir miyiz? Yol bilim kent taştı ellerimle. Fotoğrafın yüzünle aynı gülümseme. Sormadım neden sonumuz geldi böyle çok yazık. Kollarım yuvan sarardı gökyüzümle. Yıldızım ağlarsam düşer ellerimle. Korkmadım karanlığımla yüzleşmeye parladı. Belki gelip geçerken, belki yol üstündeyken, bir kez uğrasan yeter. Yollarım dikenli taşlı ellerimle, fotoğrafın yüzünle aynı gülümseme. Sormadım neden sonumuz geldi böyle çok yazık. Ne demek Yaz gelmeyecek Kemal? Halledeceğiz demiştin. Olmadı. Mehmet Bey, Yaz sahneye çıkmayacak. Ne geçti senin bu kızla aranda Kemal? Neden senden bu kadar nefret ediyor? Hayır bıraksaydın bari ben konuşsaydım.
Bütün bu insanlar yaz şarkısı için geldi buraya. Ben sahnede gereken açıklamayı yapacağım. Şarkıyı söyleyeceğim, tamam mı? Lütfen rahat olun, tamam? Maalesef yaz artık bizimle değil. Deniz'e çok teşekkür ediyoruz. Ve şimdi gençler, hazır mıyız? Karşınızda Kemal Sonay. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Sizi çok seviyorum. Ayağınıza sağlık. Muhteşem bir gece yaşayacağız. Hazır mısınız? Size kötü bir haberim var. Bugün yaz şarkısı için geldiniz, biliyorum. Ancak partnerim burada olmadığı için söyleyemeyeceğim şarkıyı. Kusura bakmayın, gerçekten. Çok özür dilerim hepimizden. İnan bana dünya bir umrumda. Bir sen, bir ben yeter. Hadi kal. Gidelim buralardan uzaklara. Seni fark edeli derim bu yasaklara. Belki çok soru sormuşlar, direnmişsin, kazanmışlar. Ne fark eder, yanılmışlar. İnan bana dünya değil umrumda, bir sen bir ben yeter. Hadi kalk gidelim buralardan. Kemil anne dur. Senin kafanı patlatacağım ulan. Yaz'ın sahneye çıkmasını ben istedim. Sen kim oluyorsun ulan? Ne hakla benim kızıma? Kocasıyım.
Onun her şartta yanında olacak ve onunla gurur duyan kocasıyım. Hadi kalk gidelim buralardan uzaklara. Seni fark edelim gidelim bu yasaklara. Hadi kalk gidelim buralardan uzaklara. Baba, duyuyor musun? Anne. Duyuyor musun beni? Hoş geldiniz Kemal Bey. Hoş bulduk. Kemal. Merhaba. Şu Kemal Bey. Görüyorsun değil mi? Milyonlarca insan var. Kaç tanesini tanıyorsun? Peki kaç tanesini tanıyor? Ben söyleyeyim. Hemen hemen hepsi. Senin artık yüzünü bilmeyen, sesini duymayan, akşamki fotoğrafları görmeyen yok yaz. Artık herkes seni biliyor. Herkesin tanıdığı bir isimsin. Kaçamazsın. Uzun zamandır yaşıyorum ben bu duyguyu. Saklamamazsın. Ne yaparsan yap, görünür oldun artık. Evet, benim hatam. Farkındayım, her şeyi ben yaptım. Ama bu kadar insanın gözünden seni nasıl koruyabilirdim ki? Ama denedim. Yemin ediyorum denedim. Sırf sen istedin diye elimden geleni yaptım yaz. Ama başaramadım. Herkes gördü seni. Peki ya siz? Siz gördünüz mü beni? Ben. Neden sizin şirketinizde çalışıyorum? Neden yanınızdayım? Hani beni tanımak istiyormuşsunuz, merak ediyormuşsunuz ya. Ben kimim? Yaz sizin için kim Kemal Bey? Yaz benim için kim? Yaz benim için her gece kafamı yastığa koyduğumda ben bu kızı nasıl daha önce fark edemedim diye kendime kızdığım kişinin adı. Bugüne kadar gördüğüm en yetenekli kız. Azıcık da deli. Beni her rezil ettiğini zannettiğimde ters köşeye yatıran, mükemmel fikirleriyle ki bazen saçma fikirleriyle şirketin adını her mecrada duyuran bir isim. Yetenekli, deli. Bu kadarım değil mi? Buyum. Güzel. Çok güzel. Kemal Bey, siz beni hiç tanımamışsınız. Hiç fark etmemişsiniz bile. Ben şirkete sizin sosyal medyacınız olayım, sizi zor durumdan kurtarayım diye gelmedim. Babam için geldim ben. Onun hayalleri için. Belki onun şarkılarını milyonlara duyurursunuz ümidiyle geldim. Bana birazcık vakit ayırın diye bekledim. Beklerken izledim. İzledikçe kafam karıştı. Niye? Boş verin. Kafamın karışmaması gerekiyormuş demek ki. Hedeften şaşmamam gerekiyormuş. Eğer şaşarsam hayatım felakete sürüklenirmiş. Bunu öğrenmiş oldum. Şimdi ben bir felaketin tam ortasındayım ve siz beni oradan alamazsınız. Benim annemle Rize'ye gitmekten başka çarem kalmadı. Ne Rize'si? Saçmalama, hiçbir yere gidemezsin. Yaz. Ben babamı kaybettim Kemal Bey. Onun uğruna boyumdan büyük işlere kalkıştım. Annemi de kaybedemem.
bembeyaz. Yaralarımız seninle ne kadar aynıymış. Görmemişim. Peşime ecel oldu al dışımı, eriyor içim yanıyor giderek, yine de dayanamam sana ben. Anne sen ağlıyor musun? Ağlama, ben de ağlarım bak. Anne lütfen ağlama. Anladım. Tamam. Geliyorum. Yürü oğlum, gidiyoruz. Anne ya, çok korkuyorum. Kemal Bey, sen bir çekebilir misin Kemal Bey? Bir tane fotoğraf çekilir. Kemal Bey. Kemal Bey. Gidelim. Sonra. Sonra. Ama... Sizi sonra göremeyiz ki. Titremişim. Yaz. Kitlemişsin. Param yok çünkü. Telefonum da yok. Öyle çıkardınız beni evden. Eve bırakırsanız sevinirim. Pardon. Hemen. Yolda nefes bile almazsanız çok iyi olur. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.